haklısın ama şurada yani şunu gözden uzak tutmamamız lazım. Evet, 22 senede an be an gittikçe güçlenen, gittikçe kendisinin o otoriter, keyfi yönetimini tahkim eden, bunun için devleti, kurumlarını, işte hukuku hiçe sayan, bunu da adeta sıradanlaştırıp hepimize de böyle ya son derece normalmiş gibi sunan bir anlayış sadece Erdoğan'ın başarısıyla izah edilemez. Bu ülkede bir... Ben başarı olarak değil de hani bir sonuç itibariyle. Sonuçta bir başarı, kendi adına bir başarı. Evet. Yani arzu ettiğiniz bir rejim inşa etmişsiniz. Bunu baştan itibaren söylüyorsunuz. Artık tek seçicisiniz, tek karar vericisiniz. Şimdi bu kendisi adına baktığınızda bir başarı. Elbette ülke açısından, demokrasi açısından, hukuk açısından, hatta devlet açısından. Tabii ki bir çökün bu, bir çöküş demektir bu. Elbette ki. Ama buraya giden yolun taşlarına nasıl döşendi kardeşim? Ona işte ilk bölümde konuştuk. Eğer siz bu kadar basiretsiz, bu kadar pasif, bu kadar edilgen bir anlayışla 22 senedir de muhalefet yapıyorsanız, Erdoğan'da ben gönlüme göre bir muhalefet buldum der tabii. Yani tekim onu diyor işte, biraz önce geçen bölümde konuşmadık mı? Tükürdüklerini yalarlar diyor mesela. Şimdi bu böyle de bir güven var. Yani biz birbirimizi biliriz diyor. Yani ne demek yani bir liderin kendi keyfi bir uygulamasını protesto eden muhalefetten etkilenip ya onun yapabilecekleri hususunda bir endişeye kapılıp kendisini frenlemesi beklenirken ya boş ver diyor ya bunlar tükürdüklerini yalarlar diyor. Ve hakikaten 3-5 gün sonra onlar tükürdüklerini yalıyorlar. Şimdi böyle bir gönlüne göre bir muhalefette bulmuşsanız gönlünüze göre çok kolay bu iş. Şimdi ya üçüncü defa ya dar etmeleri lazımdı. Üçüncü defa anayasaya göre kardeşim Erdoğan aday olamaz. Bitti. Bitti. Ne anlatırsanız anlatın. Anayasa 101, 116 her şey açık. Ne anlatırsanız anlatın. Biz her şeyi AKP'nin algısına göre doğru kabul ederek o şekilde kabul etmek zorunda değiliz ki. Elimizde metinler var. İçtihatlar var. Bir devlet kültürü, bir geleneği var. Ya bir birikim var. Varoğlu var. Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp o öyle istiyor diye öyle bir düzen yürümesine herkes ses çıkarmıyorsa tabii ki bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi bakın yani hakikaten içimden başka bir şey gelmiyor bugün. Ya başka bir şey konuşmanın ne kadar anlamsız olduğunu şu anda idrak ediyorum. Onu yaşıyorum. Murat Taylan. Ne? Ya hukuk yoksa ya kardeşim sevgili izleyiciler bir ülkede hukuk yoksa o ülkede hiçbir şey yok demektir. Ya hukukun olmadığı bir hukuk ne demek? Hukuk hepimizin garantisi. Kurulu kurallar, konulmuş kurallar manzumesi ve buna hepimiz uymak zorundayız. Yani şunu biliriz. Şöyle davrandığımda ne olur, böyle davrandığımda ne olur? Bunları bilirsiniz. Ben de bilirim, yöneten de bilir. Cumhurbaşkanı da bilir, bakanı da bilir. Herhangi bir polis memuru da bilir. Katip de bilir. Herkes bilir ve ona göre davranır. Düzen budur. Şimdi eğer bu yoksa, bir keyfilik almış başını gitmişse, ya orada bir düzen kalmamış demektir, devlet kalmamış demektir. Hukuk yoksa, anayasa yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Ya ben belediye başkanı olsam ne olur? Ne olur? Şimdi yarın belediye başkanı oldunuz bu keyfi sistemde. 5 senedir bu belediyeler anasını ağlatmadı mı? Ya taksisine mi çözüm bulabildi? Mesela İstanbul. Değil mi? Bulamadı. Evet. Ya taksi arttırmasına izin vermedi. Ya hibe kredilerini onaylamadı. Ya bir paralel belediye kurdu. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde vardır bir şehirde iki ayrı birbiriyle rekabet eden metro inşaatları? Efendim bu Ulaştırma Bakanlığı'nın metrosu, bu belediyenin metrosu. 12 tukaka, benimkisi çok güzel. Bir paralel yapı kuruluyor. Yani kendisi dışında hiçbir kurulu milli iradenin tecelli ettiği dahil yerel yönetim olsun merkez ne olursa olsun kendisine ait değilse ona biat etmiyor ise onu kabul etmiyor. Cezalandırıyor. Hukuka göre mi? Hayır. Ya şimdi sorun böyle bir sistemin varlığı. Bu rejimin artık
inşa edilmiş ve fiilen yürürlükte olması bütün muhalefetin, ya önce şu yerel yönetimlerden, ya bu yarıştan ziyade burada bir birliktelik kurarak, ya bunu yok etmediğiniz, bunu değiştirmediğiniz sürece, bu keyfiliği kaldırıp bir hukuku inşa etmediğiniz sürece, ya sizin yarınız yok ki. Sadece konforlu alanlarınız var. O sıfatlarınız sürer. Milletvekili olursunuz. Hala milletvekili devam edersiniz. Protokol türbünlerinde geçersiniz. VIP salonlarında uçakları alınırsınız. Ömür boyu işte sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız. Bir de gidersiniz, buna karşı çıkıyorum, kınıyorum dersiniz, iş biter. Şimdi böyle bir konfor alanlarını terk etmeyerek bu sistem yaklaşık 20 yıldır sürüyor. 2010'da da darbe yapıldı. O yargıya bir darbe değil miydi? Bugünkü bu geldiğimiz noktanın sebebi 2010 referandumu değil mi? O referandum sonucu ortaya çıkan yargının yeniden teşkilatlandırılması değil miydi? E şimdi o zaman ne yaptınız? 2014'te ne yaptınız? Hep konuşuyoruz. 2016'da ne yaptınız? Ya 7 Haziran seçimlerinde AKP iktidarı kaybetti. İktidarı kaybetti. Geleneksel olarak, yasal olarak, hukuki olarak en fazla oy almış ikinci partiye görev verilmedi. Yine ses çıkarılmadı. Evet. Şimdi adım 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 bugüne gelindi. Ya bir rezillik yaşandı. Bana göre ben hakikaten inanamıyorum. Ya bütün seçimlerde hemen hemen bütün oy pusulalarından nasıl oluyor da Erdoğan ve AKP birinci sırada kura çekiyor? Nasıl oluyor bu? Yani bunu bir kombinasyon hesabını bir yapın bakalım ya. Binde kaç ihtimaldir bu? Dün yine 35 parti arasında kura çekimi yapıldı. Bir tek AKP temsilcisi, değil mi? Sıranın arkasına, YSK üyelerinin arkasından gelerek kameranın önünü kapatıp bir şekilde kura çekti. Bir tek o. Diğerleri önden geldi. Yani kutuya el attıklarını gördük. Bir tek onunkini görmedik. Ve birinci sıradan çıktı. Nasıl oluyor bu? Diğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine çekildi. Erdoğan birinci sıradaydı. E nasıl oluyor? Şimdi orada o kadar partinin, 36 partinin temsilcileri varken o 36 partinin temsilcilerinin gözü önünde hile mi yapılıyor? Bilmiyorum. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Yüksek Seçim Kurulu'na bu anlamda ne kadar güveniyorsunuz? İki kere darbe yapmış ya. İki kere. Ya gözümüzün içine baka baka saat 17'de seçim devam ederken oyunun kuralını değiştirdi. O kural değişikliğiyle bu ülkede bir rejim inşa edildi. Demokrasinin ruhuna fatiha okundu. Yeni bir otoriter rejim inşa edildi. Tek adam rejimine geçtik. Mühürsüz oylarla geçtik. Açtığınızda baktığınızda bu oylar geçersiz diyor. Geçerli kardeşim dedi. Ne zaman dedi ya? Saat 5'te. Ya maç oynanırken ofsayt kuralı değişir mi? Üstelik olağanüstü hal vardı ülkede bir de. Onlar cabası. E şimdi bu Yüksek Seçim Kurulu'na mı güveneceğiz? Tıpkı 2019 İstanbul seçimlerinde işte seçimi iptal ettiği gibi, yenilediği gibi. Şimdi bunu izah etmem, yani buralara kadar bakmanız lazım. Yani olay sadece Erdoğan'ın bireysel bir başarı ile bunları böyle adım adım yapması kadar onun o yolda önünü adeta böyle toz pembe hale getirip o yolun taşlarını döşeyen. Şimdi benim